Sakine Heval'ın benim tanımam öğrencilik döneminde oldu. Sakine Heval sürekli bizi okumaya teşvik ediyordu. Biz öğrenciyken hani kitap okumakta biraz kaçıyorduk ama o sürekli bize işte bu kitapların size yararlı olduğunu, bu okumanın size yararlı olduğunu anlatırdı. Zaman zaman öğrencilik evimize gelirdi. O dönemler biz daha ortaokul öğrencisiydik. Yani fazla bilmediğimiz için, tanımadığımız için biz de onun verdiği kitapları gerçekte okuyorduk. İçinde bir arkadaşımız vardı, o kaçamak yapıyordu, okumuyordu işte. Biz daha sonraları böyle daha da tanıdıktan sonra ailesini, çünkü biz öğrenciyken Sakinelerin evlerinde kiracıydık biz, alt katta oturuyorduk. O zaman işte tanımamızın şanslıydık. Biz o zaman orada tanıdık. Daha sonrasını tabii ki mücadele sırasında ve de daha sonra işte bazı şeylerin basında okuduğumuz. Ama biz o zaman en mutlu insan bizmişiz ki biz onu tanımışız. O dönem öğrencilik şimdiki öğrencilik gibi değildi. Biraz daha maddiyen öğrenciler fakirlerdi gerçekten. Günün birinde biz sınavlarda çıktıktan sonra evimize döndükten sonra biz çökelek ekmek yiyorduk. Sakine Heval o zaman tekrar bize gelmişti. Biz o zaman ortaokul öğrenciydik. Fazla bilmiyorduk. Neyin ne olduğunu da bilmiyorduk. İşte bizimle oturdu. O da bizimle oturdu. Çay içti işte. Çökelek ekmek yedi. Hatta bize takıldı. Kızlar niye yemek yapmadınız dedi. Biz sınavlarımızın olduğunu söyledik. Yani ailesini de orada o zaman tanıdık. Annesi bize çok iyi bakıyordu. Yani öğrenciydik, bize zaman zaman yemekler evde bizim eve getiriyordu işte. O da öğrenciydi o dönem. Ama biz tabii ortaokul öğrencisi. Galiba o lise falan, öyle düşünüyorum. Hepsini tam hatırlayamıyorum o zamanki şeye göre. Her akşam gelirdi bize gerçekte. Kızlar o kitabı okudunuz mu sorardı bize. İşte bizim bir arkadaşımız da okumak istemiyordu. Biz takılıyorduk, diyorduk işte arkadaş okumadı ama biz kısmen tabii o zaman anlattığım şeklinde o kadar da çok ayrıntılarını, özetini bana anlat derdi. Biz o kadar bilmiyorduk özetini ama kısmen okuduğumuz kitabı anlatıyorduk. Böyle diyor, böyle diyor. Yani okuma alışkanlığımızı da onun sayesinde kazandık diyebilirim. Gerçekten de ondan sonra biz çok kitap okurduk. Yani hikaye olsun, kitap, roman çok okurduk. Ama Sakine'nin teşviğiyle okuduk gerçekten de. Aynı zamanda gerçekten de Alevliliği de bize anlattı. Yani bunu da onda öğrendik. Yani Alevilik üzerine de bazı şeyler biliyordu, bize anlatıyordu. Bazen hatta hikayeler anlatırdı Alevilik üzerine gerçekten. Yani kısa da olsa onda çok şey öğrendik. O zaman çok böyle hani mücadele anlamında bize çok şey söylemedi ama sürekli bize katkısı şöyle oldu. İşte kızlar okuyun diyordu, okumakta zarar görmezsiniz, zamanınızı boş harcamayın. Ve bizi işte gerçekten o zaman şeye kitap okumaya teşvik etti ve biz ondan sonra işte anlattığım gibi roman kitap başladık biz. Yani tabii ki çok dersimde yani öncelikli onda çok şey öğrendik. Yani en azından ben kendi açımda söylüyorum. Çok şey öğrendim. Bize çok katkıları oldu ya, şehadetini duyunca çok kötü bir durum yaşadık ve cenazesine de katıldık o dönem. Yani dersim için acı bir kayıptı. Ben tanıdığım kadarıyla. Tabii daha sonraki süreçte tanımadım ama öğrencilik döneminde tanıdığım kadarıyla büyük bir kayıptır dersim için. Hepimiz amca çocuklarıyız. Sakine ile en yakın hem akraba olarak hem de komşuluk olarak yakındı bize. İlkokulu 3'e kadar Sakine'yi iyi biliyordum. Sarışın, kıvırcık saçlı, akıllı bir çocuk kızdı. İlkokuldan sonra babası devlet memuru olduğu için burada şehire geldi. Biz köyde kaldık. Ondan sonra pek Sakine'nin hayatından pek şey olamadım. Yani nasıl geçiyor, nasıl nedir, vakıf olamadım. Kalabalık köydü bizim. Abisi benim yaşıtımdı. Onlar kız çocuklar ayrı gruplar halinden, yani halemlik selamlık değil de onlar kendi aralarında oynardı. Biz erkekler kendi aramızda oynardık. Sakin bir kızdı. Kimseye karışmıyordu. Çok da zekiydi.
Yani o zaman hatırladığımız kadarıyla zeki bir kızdı. Eline hiç silah almadı, ben öyle tahmin ediyorum. Yani hep okumak, insanları ikna yoluyla bir şeyler öğretmek, silah eline almadı, ben onu öyle tahmin ediyorum, öyle biliyorum. Dersimin kızlarından da Sakine Cansız, babası, dedesi çok ailece zeki insanlardı. Sakine de zeki bir çocuktu. Sakine bu dersimde fazla kalmadı. Sakine hep siyaseti nerede yapıyoruz, ülke dışında mı yapıyordu, ülkenin değişik şehirlerinde mi yapıyordu? Fazla dersimde tahmin ediyorsam fazla kalmadı yani. O buralarda fazla siyasi davranmıyordu. Dışarıdaydı galiba. Bir ara Suriye'de, Irak'ta söylüyorlardı. Tabii biz olaya tamamen vakıf değildik. Ölüm yıl dönümü bize akrabası olarak tabii ki onun ölümüne üzülüyoruz. Keşke ölmeseydi, yaşasaydı.